SGK yeni değişikliği duyurdu. Bunu yapmayan emekli artık promosyon alamayacak. SGK milyonlarca emekli için kritik uyarıda bulundu. Bunu yapmayan emekli artık promosyon alamayacak, hakkını kaybedecek. Milyonlarca kişi güncel promosyon ödemelerini sorgularken SGK uzmanlarından önemli bir uyarı geldi. Belirtilen adımları yerine getirmeyen emekliler promosyon hakkını kaybedebilir. İşte detaylar. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükselmesiyle birlikte bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Şu anda emeklilere 10.000 ile 15.000 Türk Lirası arasında promosyon ödemeleri yapılırken birçok kişi zamlı promosyon ödemeleri nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Beklenen açıklama ise geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. SGK'dan kritik uyarı, promosyonu almak için gerekenler. Bankaların promosyon güncellemelerinin ardından SGK, emeklilerin promosyon ücretlerinden yararlanabilmesi için belirli işlemleri yapmaları gerektiğini vurguladı. Bu işlemleri yerine getirmeyenler promosyon ödemelerinden faydalanamayacak. Promosyon almak isteyen emeklilerin öncelikle seçtikleri bankaya beyanname vermeleri gerekiyor. Bu adımı atlamayan emekliler güncel promosyon ödemelerini alabilecekler. Hakkınızı kaybedebilirsiniz. SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarıldı ve 8.000 ila 12.000 lira arasında belirlendi. Ayrıca, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon vatandaş da başvurmaları durumunda 5 bin lira promosyon ödemesini kamu bankalarından alabilecek. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekiyor. Samlı promosyon ödemeleri nasıl alınır? Kamu bankaları, emeklilerin promosyon ücretlerini herhangi bir başvuru olmadan otomatik olarak güncellemiyor. Bu nedenle emeklilerin bağlı oldukları şubelere giderek güncelleme başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca aynı şubeden aldığı promosyona ek istemeyip başka bir banka seçecek olan emekliler ise sözleşme bitiminde e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. E-devlette yer alan banka tercihi bölümünden istenen bankanın seçilmesi yeterli oluyor.